Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 2. dönem sınavı 3. oturum 452 Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Soru 1. SSCB'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle SALT 2 antlaşmasını onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere B) ABD C) Hindistan D) Çin. Doğru cevap B) ABD. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ilişkilerinde yumuşama meydana getirerek gerginlikleri önleyici bir ortam oluşturmuştur? A. Nixon doktrini B. Camp David antlaşması C. Helsinki deklarasyonu D. Bendik konferansı Doğru cevap C. Helsinki deklarasyonu Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmaları önlemek amacıyla yayımlanan Taşkent Deklarasyonu'nun kararlarından biri değildir? A. Her iki tarafta kuvvetlerini savaş öncesi konumlarına çekecek. B. Anlaşmazlıklar barışçı yollarla çözümlenecek. C. İki ülke arasında iktisadi ve kültürel ilişkiler geliştirilecek. D. Keşmir bölgesi tamamen Pakistan yönetimine bırakılacak. Doğru cevap D. Keşmir bölgesi tamamen Pakistan yönetimine bırakılacak. Soru 4. Bağlantısızlık politikasını şekillendiren Hindistan Başbakanı Nehru'nun bağlantısızlık fikrinin temelinde barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi vardır. Aşağıdakilerden hangisi? Nehru'nun belirlediği bu 5 ilke arasında yer almaz. a. Askeri ittifaklara katılmamak b. Kendi topraklarında başka devletlerin askeri üst kurmasına izin vermemek c. Milli kurtuluş mücadelelerini desteklemek d. Nükleer silahlanmayı yaygınlaştırmak Doğru cevap D, nükleer silahlanmayı yaygınlaştırmak. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi dünya çapında bir petrol krizine neden olmuştur? A) 1973 Arap İsrail Savaşı, B) Küba buhranı, C) Vietnam Savaşı, D) Berlin buhranı. Doğru cevap A, 1973 Arap İsrail Savaşı. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi 1980-1988 İran-Irak savaşında yaşanmıştır? A) Stalingrad kuşatması, B) Dağlık Karabağ sorunu, C) Halepçe katliamı, D) Domuzlar Körfezi çıkarması. Doğru cevap C. Halepçe katliamı. Soru 7: İlk uzay istasyonunu dünya yörüngesine yerleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Japonya B) Çin C) ABD D) Sovyet Rusya Doğru cevap D) Sovyet Rusya Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Ege Denizi'nde yaşanan Türk-Yunan gerginliğindeki temel sorunlardan biri değildir? A) Kıta sahanlığı B) Yabancı okullar C) Adaların silahlandırılması D) Fır hattı. Doğru cevap B. Yabancı okullar. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuştur? A. Fazıl Küçük, B. Semih Sancar, C. Cengiz Topel, D. Rauf Denktaş. Doğru cevap A. Fazıl Küçük. Soru 10. 24 Ocak kararları aşağıdaki alanların hangisiyle ilgili atılmış önemli bir adımdır? A. Sanat B. Eğitim C. Ekonomi D. Askeri Doğru cevap C. Ekonomi Soru 11. Hediyelerini ve dostluk mesajını iletmek için 1890'da Ertuğrul Fırkateyni'ni Japonya'ya gönderen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. Mahmud B. 3. Selim C. 5. Mehmet Reşat D. 2. Abdülhamit Doğru cevap D. 2. Abdülhamit soru 12 Mal, hizmet ve sermayenin artan hareketliliği sonucunda dünyadaki ekonomik bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin ve bunlara bağlı olarak da karşılıklı bağımlılığın artmasıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyalizm B) Küreselleşme C) Sömürgecilik D) Devletçilik. Doğru cevap B) Küreselleşme. Soru 13. Semerkant, Buhara gibi tarihi kentlere sahip olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Azerbaycan B) Kırgızistan C) Özbekistan D) Türkmenistan. Doğru cevap C) Özbekistan. Soru 14. Glasnost ve Perestroika politikalarını uygulamaya koyan SSCB devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Boris Yeltsin B) Joseph Stalin C) Nikita Kruşçev D) Mihail Gorbaçov. Doğru cevap D) Mihail Gorbaçov. Soru 15. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya'nın federal sistemi içerisinde etkisi diğerlerine göre daha fazla olan millet aşağıdakilerden hangisidir? A. Sırplar B. Boşnaklar C. Hırvatlar D. Slovenler Doğru cevap A. Sırplar Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa topluluğunun Bosna Savaşı'ndaki uygulamalarından biri değildir? A. Sırp zulmünden kaçan boşnakları ülkelerine kabul etmeme B. Askeri müdahale ile savaşı durdurma C. Sırbistan'ın Agik'teki oy ve söz hakkını askıya alma D. Büyük elçilerini Belgrad'dan çekme Doğru cevap B. Askeri müdahale ile savaşı durdurma Soru 14. AYT'den AB geçişi sağlayan son belgedir. Avrupa Birliği Antlaşması mahiyetindeki metindir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Maastricht Sözleşmesi, B. Roma Antlaşması, C. Balfour Deklarasyonu, D. Marshall Planı. Doğru cevap A. Maastricht Sözleşmesi. Soru 18. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı aşağıdakilerden hangisi ile resmen onaylanmıştır? A. Helsinki zirvesi, B. Brüksel zirvesi, C. Lisbon zirvesi, D. Kopenhag zirvesi. Doğru cevap A. Helsinki zirvesi. Soru 19. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Oktay Sinanoğlu B. Gazi Yaşargil C. Aziz Sancar D. Fuat Sezgin Doğru cevap C. Aziz Sancar Soru 20. Ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil ana muharebe tankına ne ad verilmiştir? A. Altay B. Hürkuş C. Göktürk D. Tufan Doğru cevap A. Altay Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.